Ama tesadüfen oradaydım. Ülkemizin şu anda yetiştirdiği çok güzel bayanlardan birisi diye düşünüyorum. Çünkü susmamış abi. Susmamış, görelim. Görüyorum. Bütün Türk halkı onu çok beğeniyor. Çok uzun senelerdir bu mesleğin içinde. Gerçekten mesleğini çok başarılı yapıyor. Biz kendisinin filmlerini seyrederek büyüdük. Ve hala kendisini büyük bir beğeniyle izliyoruz. Bütün Türk kadınlarının beğendiği ilk üç erkekten bir tanesi. Çoğu zaman ilk sırayı alıyor. Ben de kendisini çok beğeniyorum. Çok karizmatik olduğunu düşünüyorum. Dur! Yeter mi? Biraz daha. Erkeğini kesinlikle çok iyi temsil ettiğine inanıyorum. Çoğu Türk erkeğinde onun gibi olmak istediğine de eminim. Of ya! Programlar... Dur! Bunu niye kesmediniz? Devam! Şu anda zaten sizi izliyorum ama şöyle bir şey temenni ediyorum. İnşallah Kadir İnan'ın güler yüzüdür. İnşallah yüzü gülüyordur. Yani testiğini salladığı zamanlardan olmasın. Hele ki sağ taşının... Dur! Bakalım. Tamam. Diye tahmin ediyorum ve temenni ediyorum. Çünkü en güzel Kadir İnan'ın güler yüzü olduğu zaman. Buradan birlikte gideceğiz. Bir daha hiç ayrılmayacağız Marzi. Benim kazandığım en önemli değer Kadir İnanır'ın dostluğu. Çok özel bir dost, çok özel bir insan. O demin söylediğim sağ kaşı kalkık, çok haşin bakışlarının altında çok güzel bir yürek, gerçekten çok vicdanlı, tabiri caizse... O kadar oldu! Gelmeyecek. Gelmeyecek. 4, 3, 2, 1. Merhaba, ben Sibel Ceylan. Bundan sonra Zaga'da ben varım. Okan yok. İşte meleklerim. Erkut, Bora, pardon. Ya. Bora, Erkut. Ben Okan. Ben Sibel. O ne lan? Bekler gibi. Ben Okan. Ben Sibel. Bugün... Zaga'dayız. Kimler mi var? Oo. Herkes de büyümüştür. Ama yerine gelebilecek bir insan tanımıyorum. Sizce de öyle değil mi? Kadir Bey'in yerine alabilecek bir insan yok. Peteğin içten övgülerine teşekkür ediyorum. Ancak ben bundan 31 yıl evvel bu mesleğe başladığımda benim mesleğimle uğraşanların arasında 15 tane star vardı. Ben 19 yaşında bir genç olarak onların arasına girdim. Ve günümüze kadar geldim. Yani bu demek değildir ki... DJ.